Paranfil'den herkese merhaba ben Banu. Günün özetiyle yeniden karşınızdayım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağı haberlerinin ardından dolar 11,55 seviyesine kadar geriledi. Böylece gün içinde en yüksek 13,15 seviyesini gören dolarda yaklaşık %10 değer kaybı yaşandı. Borsa İstanbul, havayolu ve banka hisselerinin öncülüğünde son günlerdeki yükselişine devam ediyor. Artan vaka sayıları sebebiyle Almanya'da tam kapanma olabileceği haberleri Avrupa borsalarında düşüşe yol açtı. Dolar endeksi 96,82'ye yükselerek 10 Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'de 3. çeyrek büyümesi beklentilerden düşük gelirken işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin oldukça altında kaldı. Bitcoin ve Ethereum gün içerisinde yatay bir seyir izledi. Metaverse projeleri olan Sandbox, Mana ve Enjin ise kazandırmaya devam ediyor. Sandbox ve Mana gün gün içerisinde %35, Engine Coin ise %17 artış gösterdi.